Merhabalar efendim. Diyalog TV ekranlarında canlı yayınlanan Kahve Bahane ile sizlerleyiz. Bugün yanımda meslektaşım ve müzisyen sevgili Metin Kavaz var. Hoş geldiniz Metin Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bugün gördüğünüz üzere bizim stüdyomuzda, her zamankinin dışında. Çünkü Metin Hocam'ın bugün bizlere canlı seslendireceği şarkılar eşliğinde programı götüreceğiz. Tabii sohbet de edeceğiz. Evet. Aslında formatınızı bozdum ama kusura bakmayın. Yok, biz çok beğendik bu formatı. Hatta yani bunun böyle devam etmesini talep edeceğim sanıyorum. İnşallah. Çünkü çok hoşuma gitti bu benim. İnşallah sonunda daha da beğenip o zaman daha güzel bir karar versin. İnşallah. Evet, Tayaz tatilinde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet, maalesef bitti. Aslında her zaman söylerim, tatiller güzeldir ama çok sıcak vardı yine her bu sene de ülkemizde. Evet. Maalesef ama gene de sonuna geldik. 15 günümüz kaldı. 15 günümüz kaldı. Evet. Okullarımızı açıyoruz hayırlısıyla. Evet, fizik öğretmenisiniz. Evet, 20 Temmuz Fen Lisesi'nde fizik öğretmeniyim. Kaç yıl oldu Metin Hocam? 23. yılımdı bu yıl. 24'e basacağım daha doğrusu. Evet. Çeyrek asıra geldik neredeyse. Evet, evet. Sağlıklı, sıhhatli tamamlayıp sağlıklı bir emekliliğe doğru yol İnşallah. Alıyorsunuz yani. İnşallah. İnşallah. Peki gelelim müziğe. Evet. Müzik tutku mudur sizde? Tutkudur. Yani büyük bir tutkudur. Çocukluktan başlayan bir tutkudur. Hı hı. İşte ilkokul, ortaokul derken lise. Ondan sonra üniversiteye giderken bir gitar aldım ben. Birazcık bahsedeyim isterseniz. Evet, lütfen. Şimdi bizim dönemimizde tabii bu bizim dönemimiz derim ama böyle bir asır yok tabii ama o dönem ki gerçekten yokluk vardı. Hı hı. Böyle bol gitarlar, efendime söyleyeyim, stüdyolar, hiçbir şey yoktu. Ve ben o zaman Akdoğan'da kalıyordum gençlik yıllarında. İngiltere'den gelen bir arkadaşım vardı. İyi saatte olsun Mustafa diye. İngiliz derdi kendisine. Evet. Onun bir tane gitarı vardı. Ben de üniversite başlayacaktım Ankara Fen Fakültesi'ne. Hep böyle hayalimdi yani bir gitarım olsun. Ama daha çok böyle taşımak için çok hoşuma gidiyor. İşte ona söyledim, Mustafa dedim bana gitarını satar mısın? Satarım dedi. Zaten kendisi de çalmazdı. Öyle başladı, o gitarı aldım, üniversiteye gittim. Orada 3-4 tane akor öğrendim. Çünkü o zaman gene vardı, yani internet yoktu. Evet. Yani akor bilgimiz herhangi bir hocaya da gitmedik. Gene böyle kulaktan arkadaşlarımızın söylediği akorlar falan filan derken kendi çapımızda işte bir şeyler yapıyoruz. Peki hiç eğitim aldınız mı? Yani tamam başlangıcının kendiniz ilgiden olmuş ama. Üniversiteyi bitirdikten sonra Doğu Akdeniz'de bir 2 aylık bir şan dersi aldım ama pek fazla tatmin olmadım. Hı hı. Haftada birdi zaten. Hı hı. Bence daha fazla yetenektir bu işler. İşte şan dersi alayım, sesimi geliştireyim falan hep bana göre. Tabii ki eğitimin şeyi vardır ama mutlaka. Yetenek birinci plandır birinci. Bence. Yetenek ve ilgi. Evet, yani çalışmak. Çalışmak, evet, başarmak, azmetmek, istemek. Tabii, kesinlikle. Azim, onu destekleyici oluyor ki evet. Sizi hem artık bir müzisyen kimliğiniz var. Yani çünkü var, şöyle söyleyeyim, çok daha önceden, bundan 10 sene önce çok daha aktiftik. Yani hı-hı, ben ve grubum vardı o zamanlar. Şu son dönemlerde bir 8 yıldır daha böyle pasifim ama hiç bırakmıyorum gitarı. Yani sürekli bir şeyler yazıp, çizip, karalıp çalıyoruz. Özellikle arkadaşlarımıza çalıyoruz. böyle devam ettiriyoruz. Yani yazarak dediğiniz için söylüyorum. Aynı zamanda söz yazarlığı ve beste evet, var sizde. İşte bir tane albüm yaptıydım 2003 yılında. O albüme de 2 tane video klip çekmiştik o dönemin şartlarında. Evet. Böyle o dönemlerde daha çok sahne, daha doğrusu her hafta sahnemiz vardı. Haftada 2 defa. Hı-hı. Yani çeşitli yerlerde, kafelerde falan çaldığımız oldu. Bayağı yoğunduk. Ondan sonra bir dinlenmeye çektik kendimizi ama bir daha da içine giremedik. Korktuk aslında girelim. Peki girmeyi düşünüyor musunuz bir sahne alacağınız? Aslında çok çok düşünürüm ama bir şeyden dolayı şimdiki çocuklar veya şimdiki müzik anlayışı biraz değişti. Hı hı. Format çok değişti. Hı hı. Yani biz eskiden daha kaliteli müzikler icra etmeye çalışırdık. Evet. Şimdi piyasaya çıkan müzikler, özellikle piyasa müzikleri
çok böyle nasıl sözü olmayan, çok kötü yani daha doğrusu benim nazarımda. Evet. O yüzden biraz geri kaldık. Yani geri kaldık derken çok tuhaf, başka bir gezegen gibi gelir bana. Nasıl dalacağım o gezegenin içine bilmiyorum. Yani ama gene de bir düşüncem vardı. Geçen sene, daha doğrusu yazda bir oluşum yaptık gene iki arkadaş. Ama gene bir sonlandıramadık. Olmadı. Belki kışta bir yerlerde çıkar çalarız. Yani daha böyle yaşı ilerlemiş kişilerin gidebileceği mekanlara da ihtiyaç var. Aslında yoktur hiç. Evet, yoktur ve bu bahsettiğimiz yeni jenerasyon müzikleri bu yaş aralığındaki insanlara da hitap etmiyor. Ve insanların gerçekten gidip böyle kaliteli müzik dinleyebileceği bir mekan olsa ve belli bir müzik anlayışında sizin gibi var çünkü. Çok insan var. Çok insan benim var gibi çok gerçekten müziğe gönül vermiş, emek vermiş, bir kalitesi olan insanlar çok vardır ama maalesef çok forma çok değişti. Yani gençliği de bildiğimiz için biz belki de. Ben size çok basit bir şey söyleyeceğim. Bizim biliyorsun okullarımızda şeyler olur. Son sınıfların şeyleri olur. Yemekleri, mezuniyet yemekleri olur. Oraya gelen gruplardan oturuyoruz. Biz de orada görevli. Yemin ederim sana eğer 40 parça çalarlarsa bir taneyi bilmiyorum. Yahu diyorum ben o kadar müzikle ilgili bir insan neden bilmiyorum? Ya biz çok geri kaldık. Ya da onlar ya çok da fazla hızlı ilerliyor. Anlamadım ya. Bilmiyorum yani. Bu an kim söyler bu şarkıyı bilmiyorum. Ben de oluyorum onu. Çok olurum yani. Evet yani radyoyu bile açtığınızda bu müzik ne? Bu kim? Evet. Nedir çalan? Ciddi bir şey var. Yani herhalde yaşımızın ilerlemesidir. Aslında ben size şunu söyleyeceğim. Bunu hep söylerim aslında. Bilmem katılırsanız, izleyiciler de katılır mı bilmiyorum ama şöyle bir şey vardır. Bundan 15-20 ve eski 15-20 sene önce tek nefesli toplum. Yani bir şarkı çıkardı, herkes o şarkıyı dinlerdi. İşte plak yarışı olurdu, orada dinlerdi. Efendime söyleyeyim, radyolar çalardı, herkes radyo dinlerdi. Kasetini alırdı, sonra CD'sini alırdı. Yani tek nefesli. Eskiden ama şimdi öyle değil. Şimdi o kadar çok müzik, o kadar çok şey vardır, yayın vardır ki internet aracılığından. Tek nefes olamıyoruz. Dolayısıyla kaçırıyoruz biz yenileri. Biraz da eskilere takıldık herhalde. O zaman eskilerden alalım. Metin Hocam bir tane. Ne dersiniz? Tamam. Ya, aslında çok ben hep başladığımda programlarıma çaldığım şey hep bu şarkıyla başlarım. Çok eski değil ama gene de 15-20 yıllık bir şarkıdır. Evet, dinleyelim. Tohumunda ayrılık varsa aşkın, mahsulün gözyaşıdır. Benim gibi ağır ağır öder yürek cezasını, susar yalan. Tohumunda ayrılık varsa aşkın, mahsulün gözyaşıdır. Benim gibi ağır ağır ödersin, zamanla geçer yara. Yalan, yalan, yalan değil benim sevdam seni. Sonsuza kadar seveceğim. Yalan, 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 yalandı her şeyin seni. Sonsuza kadar affetmeyeceğim. Mevsimlerden sonbahardayım. Artık çok geç yağmurlardayım. Ben vazgeçtim, yalnızlardayım, seni affedemem. Mevsimlerden sonbahardayım, artık çok geç yağmurlardayım. Ben vazgeçtim, yalnızlardayım, seni affedemem.
Tohumunda ayrılık varsa aşkın, mahsulün gözyaşıdır. Benim gibi ağır ağır öder yürek cezasını, susar yalan. Tohumunda ayrılık varsa aşkın, mahsulün gözyaşıdır. Benim gibi ağır ağır ödersin, zamanla geçer yaran. Yalan, yalan, yalan değil benim sevdam seni. Sonsuza kadar seveceğim. Yalan, 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 yalandı her şeyin seni. Sonsuza kadar affetmeyeceğim. Mevsimlerden sonbahardayım. Artık çok geç yağmurlardayım. Ben vazgeçtim, yalnızlardayım. Seni affedemem. Mevsimlerden sonbahardayım. Artık çok geç yağmurlardayım. Ben vazgeçtim, yalnızlardayım. Seni affedemem. Çok teşekkürler. Benim de sevdiğim şarkılardan birisidir. Nefesinize sağlık. Umarım beğendiniz. Kesinlikle. Peki Kıbrıs'taki müzik sektörünü nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi gene eskiden almak lazım. Eskiye göre çok iyi. Yani çok güzel stüdyolar kuruldu artık. 4-5 tane iyi stüdyo vardır. Fakat sektör yok. Yani şimdi bir albüm yaparsın örneğin. Ben bir albüm yapayım. O albümü dağıtacak bir şirket yok. Kendin işte 3-4 tane bir naylona koyup Aytül'e veriyorsun. İşte Hakan'a, Osman'a falan. Yani böyle bir nasıl diyeyim, kötü bir imaj aslında. Bir ürün var ama onu sen dağıtamıyorsun. Evet. Bir şekilde de masrafını alman lazım. O yüzden böyle bir sektör yok. Ama çok iyi müzisyenler çıktı bu arada. Kıbrıs'tan Türkiye'de şanslarını denediler ve başarılı oldular. Görüyoruz zaten çoğunu. Eskiye göre daha çok imkan var. Ama sektörün oluşması da biraz zor diye düşünüyorum. Küçük toplum olmamızdan. Ve bunda sanıyorum internetin tabii, müziği çok hızlı yayıp çok aynı süratte de tüketmesi. Evet, biraz önce söylediğim gibi eskiden plastik taşıyıcılardaydı albümler. Evet. İşte CD diğerleri. Ama şimdi internet üzerinden yayınlıyorlar. Yani artık o CD'ler de kalktı. Nostalji oldu onlar da. Evet. Çok değiştiği zaman çok hızlı teknolojiden de akıyor. Peki internetin bu kadar yaygın, işte çeşitli kanalların sürekli müzik yayınlıyor olması çok iyi bir şey mi sizce? Aslında, yoksa şu kaliteyi düşüren nokta mı? Yani bilmiyorum. Ben çok içinde olduğum bir şey değil. Sadece benim kafamda böyle bir soru. Bence eskisi daha güzeldi. Neden? Çünkü bir sanatçı bir albüm yapardı. Yani bizden bahsetmiyorum. Avrupa, Türkiye veya X, Y, Z. Bir albüm yapardı. O albümü CD'ye basardı, plağa basardı. Mesela eski plaklar ne kadar güzeldi. Veya kasede basardı ve o işte raflarda yerini alırdı. Giderdin o ambalajı aşmak bile bir keyif verirdi insana. Evet. O ilk şarkıyı dinlemek. Şimdi tamamen hazır buluyorsun. Tak düğmeye basıyorsun. Ya birazcık o keyfi azalttı diye düşünüyorum. Ama kaliteli olursa, ürün çok kaliteliyse zaten yerinde durmaz, mutlaka birileri onu bulur, dinler, yayılır, konser yapar. Evet. Yani zaten artık konserlerden para kazanmaya başladı şeyler. Sektörde. Yani çok farklı bir boyuta dönüştü. Dünyada da böyle. Hızlı tüketiyor. Çok hızlı tüketiyor. Çok. Evet. Ve bu hızlı tüketim içerisinde gene de işte senin gibi Metin Hocam, müziğe gönül verenler,
eğitimini alan profesyonellerle bir bizim adamımızın içerisinde de bir müzik hareketi mutlaka vardır. Vardır. Yani hiç yoktur dersem yalan söylerim. Vardır. Keşke daha çok olsa. Olacağını da düşünüyorum. Aslında gençler daha şanslıdır dediğim gibi o stüdyoların açılmasından dolayı. Şeyler var ama çok anlatacak o kadar çok şey var aslında ama biraz içi boş oluyor bazı şeylerin. Ona üzülüyorum ben. Hı hı. Yani o kalite, ya tamam müzik kalitesi olabilir ama o background'una baktığınızda o sana o müzisyenin içi birazcık boş gelir bana. Hı hı. Son zamanlarda. Onu doldurmak acaba eğitimle midir yoksa nasıl şimdi, olabilir sizce? Yani o konudaki fikriniz nedir? Birazcık daha çok okumaları veya birazcık daha çok kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inanırım gençlerin. Hı hı. Bu işle herkes için söylemiyorum aslında bunu. Tabii ki. Maalesef eksik yanlarımız vardır. Eğitim olarak eksik yanlarımız var. O hı hı. yüzden üzülüyorum bir eğitimci olarak. Hı hı. Yani bunu neden söylüyorum? Çünkü ben aynı zamanda okulda bu müzik yarışmalarına orkestrayı ben hazırlıyorum. Hı hı. Ve görüyorum. Konuşamaz çocuklarımız. Hı hı. Mesela bizim okula röportaja gelirler. Hı hı. Kaç gruptur görürüm. İki kelime. Yani çok az. Çok hı hı. az. Bir şey bulup bir şey ne bileyim dünyadan bir örnek verip hiç yapamıyoruz bunları. Ve üzülüyorum ben. Halbuki daha çok yapmalar lazım. Her şey ellerinin altında. İşte orada doğru kullanamama sanıyorum evet, kendini maalesef gösteriyor. Yani evet her şey elimizin altında ama ondan ne kadar fayda müzik adına da olsun, gelişim açısından da olsun, onu artıya çevirmekte ciddi sıkıntı var gibi gözüküyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Vardır. Evet. Peki ara verelim yine sohbete. Verelim. Çalalım, şarkı çalalım. Ne? Zaten şarkı çalmak için formatı değiştirdik. Çok da güzel yaptık ama. İnşallah bu tatil gününde. Evet, gayet biz keyifli oldu. Evet, çıkarayım da. Gene böyle zaten biz eski şarkı çalarız, yenileri çok bilmeyik. Bir bakayım akorjuna çok kısacık. Neyse, tamamdır. Bir aleme indim yalnız, yerde toprak, gökte yıldız. Bir yan susuz, bir yan deniz. İki el bir baş verdiler. Bir çift göz ağlardı güle, dört bir yanda benim gibiler. Doğru söz içinmiş dediler, İşte kalbin sev dediler. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider ben giderim. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider ben giderim. Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm. Hani benim sevdiklerim, hani gönül
verdiklerim hasret gider, ben giderim. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim hasret gider, ben giderim, giderim, giderim. Çok teşekkürler, yüreğine sağlık. Bunu ilk kez Samiramis Pekkan söylemişti. Evet. Ondan sonra Issız Adam filminde tekrar popüler oldu. Sonra başka gruplar söyledi. Çok güzel bir şarkı, sevdiğim evet. şarkı. Repertuar oluştururken, evet. sahne inşallah olacak. Hangilerine daha çok yer vermeyi tercih edersiniz? Yani ben az çok anladım. Tabii ki bizim özel şeyimizden de biliyorum şimdi ama. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sahne olayı çok farklı bir olaydı. Hı hı. Ben yıllarca sahnelerde bu işi yaptığım için söylüyorum. Hı hı. Şimdi bir kere bir tarzın olması lazım. Bizim tarzımız da işte o eski şarkılar, eski nostaljik ve tabii dönemimizde nostaljik değildi çoğu ama. Ama evet. Şimdi nostaljik oldu. Evet. Bir tarz. Mesela benim tarzım neydi? Hı hı. Çok daha eskiden Anadolu rock, yani bir Cem Karaca, Edip Akbayram, Barış Manço falan onlardı. Onun yanına o dönemdeki işte Haluk Levent'ler, yeni gruplar, işte Teomanlar veya yine Sezen Aksu'lar falan onları yerleştirirdik. Ama bir taslağımız vardı. Vardı. O taslağa göre belli bir de dinleyici kitlen var zaten. Seni hı hı. beğenen, senin sesinin rengini beğenen, tarzını beğenen. Evet. Ama ondan sonra mesela benim bu dosyaların içinde hatırlıyorum. Böyle dosya eve geldiğimde bu kadar olurdu. Hı hı. Peçeteler yazılırdı o zaman bize, evet. işte istek isterlerdi. Ben o peçeteleri hepsini topladım. Hatta bir ara çok biriktirdim. Böyle çuvalla biriktirdim onları ama sonra attım. Attın evet. Onlara bakardım ne istediler, çalamadık. Bu defa onları koymaya başladık. Repertuara. Öyle öyle gelişir zaten. Evet. Popüler şarkılar vardır. Mesela şu anda müzik yapsam çalmayacağım bir şarkı var ama herkes de o şarkıyı söylüyor. neydi o şarkı? Hangisi? Yar beline. Yani çalmam şu anda bana çalmam. Ama istiyorlar, geliyor yani. Evet. Yani haksızlıkla yapmak istemiyorum ama tarzdan dolayı. Hı hı. Böyle gelişiyor sahnede. Bilmem, keyifli bir şeydir aslında. Evet, yani dediğim gibi özellikle belli bir yaşın üzerindeki insanların daha çok talep ettiği ve gittiği yerde aradığı niteliklerdir aslında bunlar. Yani genç kuşak için değil de daha böyle genç sayılacaklar evet. için diyelim o zaman. Bir de ben şeyi söyleyeyim, onu da fark ettim tabii, biz geri çekildik diye bu işten. Hı hı. Eskiden insanlar müzik dinlemeye giderdi ve o mekanda birlikte şarkıları söylerdi. Hı hı. Şimdi format değişti bak, hem yemek yiyecek, hı hı. hem müzik dinleyecek, hem oynayacak. Yani üçünü birden yapmaya Aynen. çalışır. Bu defa da o müzisyen yani allak bullak olur çünkü... Bir anda oyun havası yapamazsın zaten. 2-3 tane çalarsın hızlı. İşte şak 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 o kadar. Yani anlatabildim, çok format çok değişti. Evet. Bilmiyorum yani eskiden insanlar gelirdi, işkilerini alırlardı. Birlikte söylerlerdi. Mesela ben size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bunu yaşadım ben birebir. Güneyde bir mekana gittim. Oturduk, müzik de vardı o gece. Masanın üzerinde repertuar. Hı. Dedim herhalde müzisyenler unuttu repertuarı. Hı hı. Halbuki her masaya repertuar koydular. Bu dediğim 2-3 sene önce. Ha. Ve o şarkıların sözleri insanlar eşlik etsinler diye. Edebilsin. Evet. Şimdi öyle bizde öyle bir şey yok. Çünkü dediğim gibi çok değişti. Zaten telefonlar da bırakmıyor dinlemeyi. İşte evet, herkes telefonda. Evet. Bilmiyorum. İyi zamanda yaptık biz bu işleri. Yani iyi keyif aldık yani biz yaparken. İnşallah yine keyif alırız Metin Hocam yani. İnşallah. Bekliyoruz. Ben çok böyle gençlerin yani müzik yapmalarını isterim. Mesela çok da yetenekli çocuklar var ama
bu olaylardan dolayı çok kısıtlı ve çok az para veriyorlar. Biz tabii ben hiçbir zaman para için de yapmadım, onu da belirteyim. Yok yani mekan da yok. Çocukların gidip işte çalıp haçlığını çıkaracağı mekanlar da azaldı. Evet. Peki biraz önce biz sizinle baş başa sohbet ederken söylediniz. Şimdi ben oradan bir girmek istiyorum. Aslında tek müzik değil tutkunuz. Onun dışında uğraştığınız pek çok şey var. Var aslında. Bizim jenerasyonun bir şeyidir, bu parçasıdır diye düşünürüm onu da. Her şeyden anlayabiliriz o aldığımız eğitimden dolayı. Ben ahşapla da uğraşıyorum. Ahşap yani çeşitli şey yaparım. İşte atıl malzemelerden avize falan yaparım. Bu, hatta iki yıldır da şeye katıldık okulundan. Atık malzemeden heykel yarışmasına. Orada da iki sene ödül aldık. Yani böyle değerlendiriyorum boş vakitlerimi. Çünkü yazda gerçekten çok uzun bir zamanım. Hatta şeyde de var, kışta da var öğleden sonraları. Evet. Boş durmuyorum. Yani bir şeylerle uğraşıyorum. Oymadır tahtayla? Yok, oyma değil daha çok. Nasıl diyeyim? Aklına ne gelirse. Mesela her türlü ahşap. Bir de anti kameramız var. Onları dönüştürüyoruz. İşte... Gerçi eşim bana hep şey der, zibilcidir ama yok derim. Ama o zibilleri çıkarabilmek ve tabii ki kullanma değil ama onun o varlığı geçmişte bağlantıyı sağlayan. Ben çok severim ama aslında bir şeyden sonra o da başladı sevmeye. Bana hep zibilci der. Gene getirdim bu zibilleri. Artık getirmem, şey yaparım. Ya arkadaşla bırakırım ya şey. Evet. Peki devam edelim. Edelim. Yönetmenimiz Güven Bey'e bir şarkı. Güven Bey'e, evet. Güven Bey'in şarkısını alalım. Aslında ben bir Edip Akbayram şarkısı çalayım Güven'e. Bilmem severse. Ne dersiniz Güven Bey? Tamam, onay verilmiş. Bulayım onu ben. Şeye benzettim şu anı işte... Şarkı biterdi şeyde, repertuardan çevirirdik onun gibi hissettim. Evet. Aslında yapmamam lazım bu akor ama kaçıyor işte, bir bakayım çok kısacık. Bizim işte bu zor. Evet. Tanrım bana ömür vermiş, ömür vermiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Su akar deryaya varır, deryadan mahi çıkarır. Gökyüzünde yağmur olur, gökyüzünde yağmur olur damlaları. Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Su akar deryaya varır, deryadan mahi çıkarır. Gökyüzünde yağmur olur, gökyüzünde yağmur olur damlaları. Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Süleyman bir sultan olmuş, Süleyman bir sultan olmuş. Saltanatı
boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Süleyman bir sultan olmuş, Süleyman bir sultan olmuş. Saltanatı boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Çok teşekkürler. Yönetmenim de teşekkür etti. Ben, i̇nşallah beğendi. Beğendi. Koyalım. Evet, beğendi. Ben onu görüyorum orada. Biraz duygulu ve aslında hayatı anlatan bir şarkı olduğu için ben bunu çok severim, bu şarkıyı. Neden onu da söyleyeyim. Hı-hı. Buradan yani benim fikrimdir bu. İlla da böyledir demiyorum ama insanları görüyorum. Özellikle bizim toplumda. Didişiyorlar. Hem birbirleriyle didişiyorlar, hem hayatla didişiyorlar ama o yavaş hayatı bir türlü oturtamıyorlar. Halbuki hayat çok yalındır, çok basittir. Evet. Ne bileyim, şükretmek lazım aslında. Yani nefes alabiliyorsak. Çünkü gerçekten sağlıklıysak. Evet. Tabii herkes şu anda döviz inan yatıp kalkıyor. Kriz var ama evet. Gene de her şey para değildir. Sohbet, dostluk, efendime söyleyeyim, azından yetinmek, bunlar çok önemlidir evet. Bence. Evet, doğrudur. Ama maalesef bir didişiyoruz, böyle didişiyoruz. Sonra işte bir yakınımızı kaybediyoruz. Mezarlığa gidince bir mamurluyoruz. Bak be, Allah kahretsin diyoruz. Oradan çıkıyoruz, gene devam. Evet. Bir, çok belki kısa böyle bir iki günlük. Bir iki günlük. Sarhoşluk gibi böyle bir aslında tokat gibi. Geliyor. Böyle bir ondan sallıyor sonra devam. Ama tekrar. Ben yani şahsen yavaşlattım hayatımı. Onu yavaşlattım yani. Evet. Çok şeyim yoktu. Ben de o fikirde yaşamaya çalışıyorum açıkçası. Gerek yok yani. Evet. Hem didişmeye hem ne bileyim onu almaya. Bu, yok. Gerek yok. Yani yok. Evet. Sağlık. Kesinlikle. Eşin, dostun, çoluğun, çocuğun sağlıklı olduktan sonra, bedenin sağlıklı olduktan sonra. Evet. Her şeyin bir yolu mutlaka kesinlikle bulunacaktır diye düşünüyorum. Peki biraz önce müzik ortamından bahsettik. Söz ve müzikten de bahsettik. Ve yeni bir şarkı var. Aslında tam çok yeni. Daha doğrusu şöyle. bir albüm çalışmam vardı benim. Daha önceki ikinci albüm olacaktı bu ama şu anda böyle o da durmuş vaziyettedir. Evet. O şarkı çıkmadı yani nasıl diyeyim, gün yüzüne çıkmadı. Çıkamadı. İşte basmadı, yani okumadım zaten şarkıyı. Sadece kayıtlarını yaptık. Öyle bir şarkı var. Daha doğrusu çok şarkı var da o şarkıyı çok çalıyorum ben. Hı-hı. İşte son yaptım, besteledim bir tanesini. Söz mü, müzik de size evet, ait. Evet, bana aittir o da. Evet. Sonuna mı geldik şeyin programı? Bilmiyorum yönetmenim, kaç dakikamız? Son 5. Son 5. O zaman o şarkıyı alalım sizden. Onunla bitirelim. Evet. Tamam. Tamam. İnşallah bu vardır burada. Sonlara doğru. Ben bu arada çok teşekkür ederim beni çağırdığın için. Yani daha sonra söyleyeceğim ama erken söyleyeyim. Zaman kalmaz. İnanırsınız çok uzun zaman oldu ben televizyon programlarına çıkmam. Çok uzun zaman. Bir ara çok çıkardım. Ondan sonra vazgeçtim. Yani aralar seni kırmadım. Evet. Ama çok keyif aldım. Özlemişim daha doğrusu. Evet. Ben de geldiğiniz için, kırmadığınız için beni de. Çünkü biz bir dost meclisinde bunu konuştuk sizinle. Evet. Kırmadığınız için. Yok, ben çok keyif çok aldım. Ederim. Hakikaten çok keyif sağ aldım. Olun. Buyurun. Yine yapmak zorundayım çünkü hem ortamdan hem bizim işin zor. Tamam. Yine gidiyorsun, tutamam seni. Daha sarılmadan, koklamadan seni.
Tenine dokunmadan, gözlerine bakmadan zaman bitti. Tenine dokunmadan, gözlerine bakmadan zaman bitti. Hayat, hayat, yine çalıntı aşk verdin bana. Hayat, hayat, yine çalıntı aşk verdin bana. Tutamam, tutamam elimden kayıp gider. Kum saati doldu yine, zaman biter. Gidecek belki bir daha dönmeyecek. Kalacak ortada aşk ve hırsızı ben. Hayat, hayat, yine çalıntı aşk verdin bana. Hayat, hayat, yine çalıntı aşk verdin bana. Beste. Çok güzel. Sözler ve müzik gerçekten çok güzel. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Umarım seslerden çok emin değildim. Yani stüdyo sesiyle çaldık. Yönetmenime bakıyorum. Her şey tamam. İyi, sevindim. Ne kadar süremiz var? Peki. Evet, sevgili Metin Hocam. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ürettiğiniz ve üreteceğiniz besteleri yine dinlemek, yine sizinle buralarda birlikte olmayı dileyerek size teşekkürlerimi sunmak istiyorum açıkçası. Çünkü benim için de çok güzel oldu, benim için de bir ilk oldu bu şekilde ve ben çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Diyalog TV ve ailesine. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Uzun zamandan sonra canlı yayına çektim. Hatta ilk tereddüt de ettim, canlı mı canlı değil mi? Evet. Ama güzel olduğuna inanıyorum. Evet. Buradan herkese teşekkür ederim. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler, bu haftalık da Kahve Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya Perşembe saatleriniz 15.15'i gösterdiğinde yine canlı yayında, yine Diyalog TV'de görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.